Merhaba WebTekno takipçileri, bu videomuzda ilk çıkan MacBook ile son çıkan MacBook Pro'yu karşılaştırıyoruz. Arkadaşlar, içeriğimize başlamadan önce bu elimizdeki MacBook'un ilk renkli ekran MacBook olduğunu belirtelim. Ayrıca bize bu ürünü sağlayan Apple koleksiyoncusu Ercan abimize teşekkür ederiz. Instagram sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Öncelikle şunu söylemek lazım, bu iki ürünü donanım anlamında kıyaslamak biraz saçmalık olur. O yüzden biz tasarım anlamında karşılaştıracağız. Öncelikle PowerBook 165C'ye bakalım. Bu bilgisayar 1993 yılında tanıtıldı ve o yıllarda Türkiye'deki değeri 2000 dolardı. Cihazın ön kapağının açılması için araya bir mandal yerleştirilmiş durumda. Bu mandalı çekerek cihazın kapağını açabiliyorsunuz. Tabii o yıllarda Apple'ın logosu renkliydi ve herhangi bir ışık bulunmuyordu. Üst kapağın arka kısmında kapağı kasaya tutturan vidalar var ve bunlar bayağı görünüyorlar. Hemen onların altında mandal tipi bir yapı bulunuyor. Bunun sayesinde bilgisayarınızı açıp masaya koyabiliyorsunuz. 165C'nin kalınlığı yaklaşık 6 cm, uzunluğu 24 cm, genişliği ise 29 cm. Cihazın arkasına baktığımızda ise standart vidalama deliklerini ve Apple logosu ile birlikte cihazın kimlik bilgilerini görebileceğiniz bir kart bulunuyor. Kapaklı bir bölüm bulunuyor ve günümüzdeki MacBook Pro'larda artık hiç olmayan bolca farklı port görüyoruz. En köşede açma kapama düğmesi, modem ve printer bağlantı noktası, kulaklık ve mikrofon çıkışı, monitör bağlantı noktası, ADB yani açılımıyla Apple Desktop bas noktası. Bu klavye, mouse, grafik ekranlarının Mac'lere bağlanması için kullanılıyordu bu arada. Onun yanında da SCSI noktası bulunuyor. Cihazın en sol köşesinde de adaptörünü bağlayabileceğimiz bir yer alıyor arkadaşlar. Kapağı kaldırdığımızda ise ilk olarak karşımıza çıkan şey top ile yönetilen ve sağında solunda tıklama tuşlarının bulunduğu bir mouse yer alıyor, yani günümüzün trackpad'i. Ekranın sağ tarafında ise manuel olarak ayarlayabileceğiniz kontrast ve ışık ayarları var. Bunun için son çıkan MacBook Pro'lardaki touch bar'ın atası diyebiliriz. İlk renkli ekrana sahip PowerBook'umuzun 8 bit 256 renk 9 inçlik 640x400 çözünürlüğünde olduğunu belirtelim. Cihazın ilgi çekebilecek teknik özelliklerini şimdi sizlere sıralayalım. İşlemcinin markası Motorola. Onboard RAM'imiz 4 MB fakat istersek 14 MB'a kadar çıkartabiliyoruz. Ağırlığı içinse maşallah diyebiliriz, 3 kilogramı geçen ortalama 3.2 kilogramlık bir ağırlığı var. Bataryamız ortalama 1,5-2 saat kadar dayanıyor. 93 yılında çıkmış bir laptopun bataryasının 1,5-2 saat gitmesi bence oldukça iyi. Şimdi dediği kenara kaldıralım, o biraz dinlensin, biz de gelin torunundan bahsedelim. Torunda tabii ki işler biraz değişti, endüstriyel tasarım anlamında muazzam bir iş bizi bekliyor. Kapağın üst kısmında ışığı yanlayan bir Apple logosu, köşeleri ikişer tane olmak üzere 4 adet USB Type-C ve 3,5 mm'lik kulaklık jack'ı eklemişler. Ekranın kapağını kaldırdıktan sonra da bizi büyük bir trackpad karşılıyor. Tabii ki dedeye bakacak olursak Apple'ın gelişimini tekrar dillendirmekte sıkıntı bulmuyoruz. Yine de dedeye kıyasla çok daha ergonomik ve rahat yazım imkanı sunan klavye de sağlam gözüküyor. Klavyenin hemen üst tarafında yeni Mac'lerin en büyük olaylarından bir tanesi olan touch bar'ı görüyoruz. Bu bar sayesinde MacBook'umuz üzerindeki birçok işlemi dokunmatik olarak yapabilirken hatta istersek parmak izimizi tanıtabiliyoruz. Yeni MacBook'a baktığımız zaman 15 inçlik Retina ekranımız bulunuyor. Aynı zamanda kalınlığımız 15.5 mm, ağırlığımız ise 1.83 kg'a kadar düşmüş durumda. Yani 3.2'den 1.83'e bir düşüş var. Yüksekliğimiz 1.55 cm, genişliğimiz ise yaklaşık 35 cm. Derinliğe baktığımız zaman ise 24 cm değerini görebiliyoruz. MacBook Pro 15 inç'in işletim sistemi macOS Sierra olmakla birlikte öne çıkan teknik özellikleri 16 GB RAM, 2.6 GHz i7 işlemci, Intel HD Graphics 530 ekran kartı, bunun yanında harici olarak AMD Radeon Pro ekran kartını da görüyoruz. Tabii bunu baz model için söylüyoruz arkadaşlar, sizin paranız fazlaysa bu özellikleri daha yükseğe de çekebiliyorsunuz. Son çıkan MacBook için pil süresini de söyleyelim, sizin kullanımıza bağlı olarak ortalama 8 ila 10 saat arasında şarjı gidebilmekte. Şöyle bir toparlamak gerekirse her iki cihazımız da şu an cayır cayır çalışıyor arkadaşlar. Yani birisi dede diye onu tutup kenara kaldırmak yanlış olur. Tabii yeni MacBook için konuşursak aradan geçen bunca yıl birçok tasarımsal değişikliği ve donanımsal güçlenmeyi beraberinde getirmiş. Tabii ki bu gelişmelerin yanında ağırlığımız da oldukça düşmüş. İkisinin arasındaki en bariz farklar bunlar arkadaşlar. Yani bundan 20 sene sonra bakalım günümüzün MacBook Pro'suyla nasıl bir MacBook'u kıyaslıyor olacağız, ben de merak ediyorum. Aralarında 23 yaş olan iki MacBook'u sizler için kıyasladık. Şimdi siz olsaydınız bunlardan hangisini kullanırdınız? Tamam, birisinin donanımı çok eski, artık çok iş görmez ama bence dede olmasına rağmen ufaktan da olsa bir şekli var. Şuradaki anketi
sitemizden sorumuzu cevaplayabilirsiniz. Aklınıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak atabilirsiniz. Aynı zamanda videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet, iki yanında duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.